Merhaba arkadaşlar, küresel aynalardaki kalan sorularımızla devam ediyoruz. 23. sorumuz, Aslı çalışma masasında çalışırken arkasında oynamakta olan bebeğin hareketlerini izlemek istiyor. Aslı bu nedenle masanın arkasına A noktasına bir tane optik araç yerleştirecek. Oldukça geniş olan odanın içini görebilmesi için arkadaşlar ne olması lazım? Görüş alanı geniş olan bir ayna kullanmak lazım. Ve bunun içinde kullanacağımız ayna ne olacaktır? Tümsek ayna olacaktır. Çünkü tümsek aynaya baktığımız zaman ne yapacaktır? Tümsek ayna gelen ışınları dağıttığından dolayı daha geniş bir alanı ne yapmış olacağız? Daha geniş bir alanı görmüş olacağız. Dolayısıyla işte otopark çıkışlarında, şurada arabaların dikiz aynalarında, yani geniş bir alanı görmek için kullandığımız ayna hangi aynadır? Tümsek aynadır. Cevabımız Bursa olacaktır. 24. sorumuz, çekirdek K bölgesinde bir ayna varmış. Cismin aynadaki görüntüsüyle ilgili. Cisme göre düzmüş. Cisim aynaya yaklaşırsa görüntü de aynaya yaklaşıyormuş. Görüntü nasıl bir görüntüymüş? Gerçek bir görüntüymüş. Hangisi K bölgesi aynanın türünü belirlemek için yeterlidir? Şimdi arkadaşlar düz görüntü elde etmek için ne olabilir? Bu bir kere çukur olabilir. Çukur aynada mesela cismi odaklı aynasına koyarsam görüntü düz olabilir. Veya bu ayna ne olabilir? Tümsek ayna olabilir. Sen tümsek ayna koyarsan da ne olur? Tümsek aynadaki görüntü de düz olur. İşte ne olabilir? Düzlem ayna koyarsan yine görüntü nasıl olacaktır? Düz olacaktır. Yani dolayısıyla birinci bilgiye bakarak ne yapacağız arkadaşlar? Yani görüntünün sadece düz olması benim için ne yapacak? Aynanın türünü belirlemek için yeterli bir özellik değildir. Tek başına yeterli değildir. Cisim aynaya yaklaşırsa görüntü de aynaya yaklaşır. Çukur ayna olsa görüntüsü sanal düzdü ve daha büyüktü. Cisim aynaya yaklaşırsa görüntü de ne yapar? Yaklaşır. Tümsek ayna olsa arkadaşlar ne olur? Görüntü de yine odaklı ayna arasında, bu sefer sanal düz ve daha küçüktür. Yine cisim aynaya yaklaştıkça görüntü aynaya yaklaşır. Düzlem ayna olsa zaten simetrik olduğu için cisim aynaya yaklaştıkça görüntü de ne yapacaktır? Yine aynaya yaklaşacaktır. Yani sonuçta bu çukur, tümsek ve düzlem ayna hepsi için de geçerlidir. Yani bu da nedir? Yeterli değildir. Görüntü gerçektir. Şimdi arkadaşlar düzlem aynadaki bütün görüntüler nedir arkadaşlar? Düzlem aynadaki bütün görüntüler sanaldır. Gerçek görüntü olmaz. Tümsek aynaya baktığımız zaman tümsek aynada da ne olacaklar arkadaşlar? Yine bütün görüntüler sanal. Aynanın arkasında düz ve daha küçük, yani yine sanaldır. Gerçek görüntüyü biz sadece nerede elde edebiliriz? Gerçek görüntüyü sadece arkadaşlar biz çukur aynada elde edebiliriz. Dolayısıyla ben burada aynanın türünü belirleyebileceğim sadece ne olur? Üçüncü öncül olacaktır. Cevabımız yalnız 3 olacak. Dolayısıyla burada C şıkkını yeterli değil sorduğu için cevabımız 1 ve 2 olacaktır arkadaşlar. 25. sorumuz. XYZ cisimler odak uzaklığı oda F merkezine olan çukur aynaya konulmuş. Buna göre bilgileri soruyor. Şimdi X'in görüntüsü nerede arkadaşlar? X'in görüntüsü şurada. Sonuçta şu bizim asal eksenimiz olsun. Cisim odaklı aynasında ise görüntüsü nerededir? Sanal arkadadır, düzdür ve nedir? Daha büyüktür X'in görüntüsü. Y nerede? Y odakla merkez arasında görüntüsü nerede olacak? Merkez dışında olacak, ters ve daha büyük olacak. Z merkezin dışında olduğu için onun görüntüsü de odakla merkez arasında olacak. Ters olacak ve ne olacak? Daha küçük olacak. Ve bu Y ve Z'nin görüntüsü gerçek. Çünkü cisimden çıkan ışınların kendisi görüntüyü oluşturuyor. X ise gelen ışınların değil de uzantısı görüntüyü oluşturduğu için o görüntü sanaldır. Görüntüsü sanal olan kimdir? Sanal olan sadece X'tir. Yani Adana, Bolu ve Ceyhan olabilir. Görüntünün boyu kendi boyundan büyük olan X'in görüntüsü de kendisinden büyüktür. Y'nin görüntüsü de kendisinden büyüktür. Ama Z'nin görüntüsü nedir? Yani cisme göre daha yakında olduğu için görüntüsü daha küçük olacaktır. Yani X ve Y olacak. Cevabımız Adana'dır arkadaşlar. 26. sorumuz. Bir aynanın önüne konulan cismin ve cismin görüntüsünün aynanın farklı taraflarında olduğuna göre. Şimdi şöyle düşün. Bu çukur aynada ne olur? Sonuçta cismi odakla merkez arasına veya merkezin dışına koyarsam, buradan gelen ışın buraya veya merkezin dışından gelen ışın odakla merkez arasında olduğu için cisim ve görüntüsü aynı tarafta oluşur. Görüntüyle cisim farklı tarafta olacağı için ne olacaktır? Çukur aynada bu nerede gerçekleşir? Odakla ayna arasındaysa, çünkü gelen ışınlar kendisi değil, uzantısı görüntüyü oluşturduğu için bu sanal görüntüdür. Aynanın arkasında olması sanal anlamına gelir. Düzlem aynaya koyup baktığımız zaman düzlem aynadaki zaten bütün görüntüler sanaldır. Yani aynanın arkasındadır. Işığın kendisi değil, uzantısı görüntü oluşturduğu için. Tümsek aynada da bütün görüntüler nedir? Işığın kendisi değil, uzantısı görüntü oluşturduğu için aynanın arkasında, yani sanaldır. O zaman aynanın arkasında oluşuyorsa bu görüntü nedir arkadaşlar? Sanaldır. Ve dikkat ederseniz sanal görüntülerin hepsi ne? Sonuçta cisme göre düzdür. Görüntü cisimden büyüktür. Çukursa büyük olabilir ama düzlem ise eşit olabilir. Tümsekse küçük olabilir. Kesin bir şey diyemem. Doğru olabilir. Ama olabilir mi? Olabilir. Görüntünün düzlem aynaya uzaklığı cismin aynaya uzaklığından küçüktür. Eğer tümsek ayna ise tümsek ayna ışığı yansıttığından dolayı daha yakından geçeceği için görüntü cisme göre ne olacak? Aynaya daha yakın olacak. Yani tümsek ayna içinde bu doğru olabilir mi? Evet olabilir. Yani 3 öncül de doğru olur. Ama kesinlik sorsaydı yalnız ne olacaktı? 1 olacaktı. 27. sorumuz. Bir küresel aynadaki görüntüyle ilgili olarak, yani çukur veya tümsek ayna.
Cisme göre düz ve cisimden daha büyük olabilir mi? Olabilir. Mesela çukur aynada sen cismi odakla ayna arasına koyarsan bunun görüntüsü sanal arkada düz olur ve daha büyük olur. Düz ve cisimden büyük olabilir. Aynaya cisimden daha yakın ve aynanın arkasında olabilir mi? Aynaya cisimden daha yakın olacak görüntü. Daha yakın olması, daha küçük olması anlamına gelir. Bu da nerede gerçekleşir? Bu da tümsek aynada gerçekleşir. Yani sen tümsek aynada gönderdiğin bir ışığı tümsek aynada dağıttığından dolayı ne olacaktır? Cisme göre mutlaka daha yakında olacaktır. Sanal ve daha düz, küçük olacaktır. Dolayısıyla cisme göre daha yakın ve aynanın arkasında oluşabilir. Cisme göre ters ve cisimden küçük olabilir mi? Cisme göre ters ve cisimden küçük olacak. Küresel bir ayna. O zaman daha küçük görüntüyü nerede elde edebilirim? Tümsekte, ama tümsekteki bütün görüntüler düzdür. Ters değildir. Ters görüntüyü çukur aynada elde ederim. Çukur aynada ne olacak? Burası odak, burası merkez olsun. Görüntü daha küçük olacağına görüntü cisme göre daha yakında olmalı. Yani ben cismi o zaman daha uzak bir yer, yani merkezin dışına koyarsam, merkezin dışından gelen ışın odakla merkez arasından geçtiği için bunun görüntüsü odakla merkez arasında olur, ters olur ve daha küçük olur. Yani ters ve cisimden daha küçük görüntü elde edebiliyor muyum? Evet, elde edebiliyorum. Yani 3 görüntüde ne yapabilir? Olabilir. Şekilde küresel aynanın asal eksenden paralel ışın odaktan ne yapar? Odaktan geçer. Burada merkezden biz normalimizi ne yapıyoruz? Normalimizi merkezden çiziyoruz. Şu zaten merkez doğrusu diye çizmişler bizim için. Diyor ki gelen ışığın normal yaptığı alfa açısı daha büyük bir olursa, büyürse. O zaman ben ışığın, yani buradan değil de nereden gönderiyorum? Şu ışığı şöyle bir yere gönderiyorum. O zaman burada gelme açısı büyürse ne olacaktır? Yansıma kuralı geçerli olduğu için, gelme açısı yansıma açısına eşit olacağı için yansıyan ışık da daha büyük olacak. Ve dolayısıyla ışık nereden geçecektir bu sefer? Odakla ayna arası bir yerden geçecektir. Ve sen bu ışığı uzattığın zaman ne olacak? Bu normalimiz burada, yani asal eksene paralel olmadığından dolayı ne olacaktır? Şu uzaklıklara baktığımız zaman burası A ise, bu mesafe B ise, A mesafesi her zaman B'den ne olacak? Daha büyük olacak. Yani ışık mutlaka ne olacak? Odakla merkez arasından geçecek ve arkadaki A mesafesi, yani burada X olarak gösterdiği mesafe Y'den daha büyük olacaktır. Cevabımız Edirne'dir. 29. sorumuz. Şekildeki asal eksenlere çakışık 1 ve 2 nolu çukur aynalar paralel ışık göndermiş. Paralel gelen nereden geçer arkadaşlar? Odaktan geçer. Dolayısıyla şurası nedir? Şurası birinci aynanın odağıdır. Yani şu mesafe F1 kadardır. Burası F1'dir. Peki buradan gelen ışık ne yapmış? Asal eksenden paraya gitmemiş. Asal eksenden uzaklaşmış. Asal eksenden uzaklaşması demek ne demektir? Uzantısının sanaldan bir yerden geçmesi demektir. O zaman gelen ışık nasıl uzantı sanal bir yerden geçer? Işık mutlaka odakla ayna arasından gelirse. Demek ki bu ışık geldiği şu nokta odakla ayna arası bir nokta. Demek ki ikinci aynanın odağı daha büyük. Yani ikinci aynanın odak uzaklığı da şöyle bir mesafedir diyebiliriz. Peki uzaklıklar neymiş? Uzaklıklar eşitmiş. O zaman birinci aynanın odak uzaklığı zaten bana verdiği şu uzaklıkları atıyorum x dersem birinci aynanın odak uzaklığı x kadardır. Ama ikinci aynanın odak uzaklığı kesinlikle o bir birimden daha büyük. Çünkü gelen ışık zaten x kadar uzaktan geliyor. Bu odakla ayna arası bir mesafe olduğu için bu uzaklık odak uzaklığı x'den daha büyük olacak. Birinci aynanın odak uzaklığı ikinci aynanın odak uzaklığından küçüktür. Doğrudur. K noktası birinci aynanın odak noktasıdır. Doğrudur. İkinci aynanın odak noktası T2 ile K arasında değildir. Tam tersi K ile T1 arasında olacaktır. Yani cevabımız 1 ve 2 Denizli olacak arkadaşlar. 30. sorumuz. Paralel gelen ışınlar ne yapar arkadaşlar? Paralel gelen ışınlar bir noktada kesişir. Ve kesiştikleri nokta nerededir mutlaka? Odak doğrultusunda bir noktadır. Yani bu aynanın odak noktası neresidir arkadaşlar? Bu aynanın odak noktası Y noktasıdır. 31. Bir cismin aynalarında hangilerinde bir cisim, cisme göre düz, büyük ve sanal. Bir kere düzlem aynadaki görüntü ne olur arkadaşlar? Düz olur, sanal olur ama büyük olmaz. Çukur aynada ne olabilir? Çukur aynada cismi sen odakla ayna arasına yerleştirirsen görüntü sanal arkada olur, düz olur ve daha büyük olur. Düz, büyük ve sanal. Yani demek ki çukur ayna olabilir. Tümsek aynada ise arkadaşlar cismin ne olur? Asal eksen üzerine koyduğum bütün cisimleri görürse odakla ayna arasında sanal, düz ama cisme göre daha küçük olur. Yani bu sefer de ne olacaktır? Sanal olacaktır, düz olacaktır ama daha büyük değil, tam tersi daha küçük olacak. Bu görüntü sadece nerede elde edebiliyoruz? Sadece çukur aynada elde edebiliyoruz. Cevabımız Ceyhan olacaktır. 32. sorumuz arkadaşlar. Çukur aynaya asal eksen paraya gelen P ışığı buradan geçmiş. Paralel gelen nereden geçer? Odaktan geçer. Bize neyi soruyor? Eğrilik yarıçapı. Eğrilik yarıçapı dediğimiz nedir? Bu kürenin, kestiğim kürenin yarı çapıdır. Kestiğim kürenin merkez noktası da aynanın merkez noktasıdır. Ve odak uzaklığıyla, yani merkez dediğimiz yer neresidir aynı zamanda? 2F noktasıdır. Yani burası 20 santim ise burası da 20 santim olacak. Dolayısıyla bizim merkezimiz 40 santim olduğu için yarı çapımız, eğrilik yarıçapımız da nedir? 40 santimdir deriz.
KLMNP bazı noktasal ışık kaynak, bazıları bu noktasal ışık kaynağın çukurayındaki görüntüsüdür. Buna göre ışık kaynağının görüntüsü eşleşmesi ne olur? Mesela ışık kaynağı N'de olsa, yani şu bir cisim olsa, şöyle düşünün. Sen bu noktayı ne yap? Bir cismin tepe noktası gibi düşün. O zaman buradaki cismin görüntüsü nerede olacak? Sanal arkada olacak, düz olacak ve daha büyük olacak. Yani şu bölgede olacaktır N'nin görüntüsü. Dolayısıyla N'nin görüntüsü P'de olma şansı yok, geç. Gelelim L. Bir cismi L'ye koy. O zaman L'deki bu cismin görüntüsü nerede olacaktır? Odakla merkez arasındaki cismin görüntüsü merkezin dışında olacaktır. Ters olacaktır ve daha uzakta olduğu için daha büyük olacaktır. Yani L'nin görüntüsü de burada olacaktır. Burada zaten öyle bir şey yok. Yani K bölgesi olmaz. Cismimiz M ise, yani sen ne yap? O zaman şöyle bir cismin tepe noktası M gibi düşün. Cisim nerede? Merkezin dışında. O zaman görüntüsü nerede olacak? Odakla merkez arasında olacak. Ters olacak ve daha küçük olacak. Yani M'nin görüntüsü de şu bölgede bir yerde. Yani M'nin görüntüsü K olma ihtimali var mı? Evet var. Bu olabilir. N'nin görüntüsü L olabilir mi? N'nin görüntüsü nedir arkadaşlar? Şu bölgede bir yerdedir. Yani buradaki N'nin görüntüsünün şu L olma ihtimali yok. M'nin görüntüsü demiş. M'nin görüntüsü neredeydi? Şu bölgedeydi. Yani L olma ihtimali nedir? Yoktur. Cevabımız nedir? Cevabımız buradan arkadaşlar ne çıkacaktır? Ceyhan çıkacaktır. 34. sorumuz. Cansu, Hakan ve Nazlı sırasıyla X çukur ayna, Y tümsek ayna, Z düzlem ayna duruyorlar. Şimdi Cansu'nun boyu görüntünün boyundan küçüktür. Şimdi kesinlik diyebilir miyim? Hayır. Niye? Cansu'nun yerine bağlı. Çukur aynada görüntünün nerede olacağı veya boyun nasıl olacağı yeriyle alakalı. Mesela Cansu odakla ayna arası bir yerdeyse görüntü sanal arkada düz ve daha büyük olabilir. Ama mesela Cansu ayna ile odak arasında değil de atıyorum odakla merkez arasındaysa görüntüsü ne olabilir? Şurası merkez, şurası odaksa. Görüntü merkezin dışında ters ve daha büyük olabilir. Ha, Cansu atıyorum belki de nerededir? Cansu belki de merkezin dışındadır. Merkezin dışı, yani bu aynanın odak noktası atıyorum şurasıdır. Merkez burasıdır. Merkezin dışındaki cisim görüntüsü odakla merkezi ters ve daha küçük olabilir. Yani görüntünün boyu cisimden Cansu'dan daha küçük olabilir ama kesin değil. Olabilir. İhtimal. Yani merkezin dışındaysa ancak bu olabiliyor. Kesinliğimiz yok. Hakan'ın boyu görüntünün boyundan büyüktür. Şimdi tümsek aynada zaten nereden gelirse gelsin bu tümsek ayna bu ışığı ne yapar? Dağıtır. Nasıl dağıtır? Mutlaka odakla ayna arasından geçecek şekilde dağıtır. Ve dağıtma olayı olduğu için şu mesafe A ise burası B ise A her zaman B'den nedir? Büyüktür. A her zaman B'den büyük olduğu için görüntü her zaman aynı cisme göre daha yakındadır. Görüntü daha yakında olduğu için görüntünün boyu her zaman ne olacaktır? Daha küçük olacaktır. Yani Hakan'ın boyu görüntüsünün boyundan her zaman kesinlikle daha büyüktür. Doğru. Düzlem aynada zaten görüntünün özelliği aynaya göre simetrik olmasıdır. Yani dolayısıyla buradaki görüntü ne olacaktır? Aynaya eşit uzaklıkta ve eşit boyda olacaktır. Dolayısıyla Nazlı'nın boyu kendi boyuna eşit midir görüntüsünün boyu? Evet, kendi boyuna kesinlikle eşittir. Cevabımız 2 ve 3 Edirne olacaktır arkadaşlar. 35. sorumuza geldik. Demiş ki P ışığı gönderiliyor. Nokta arası uzaklık eşit olduğuna göre çukur aynadan sonra hangi yolu izler? Şimdi şöyle düşün. Olayı tersten düşünelim. Şimdi ben P ışığı şöyle asal eksenin arkasına doğru geliyorsa ben nereden gönderirsem asal eksenin arkasından gelecek şekilde gidebilir. Odakla aynı arasından gönderirsem. Yani ben bir ışığı eğer odakla aynı arasından gönderirsem bu bir daha asal ekseni kesmez. Asal ekseni ne yapar? Uzaklaşır. Ne yapar? Uzantısı asal ekseni keser. Ve çukur aynı ışığı topladığı için şu mesafe A ise, şu mesafe B ise B her zaman A'dan büyüktür. Bize verdiği P ışığı ise ne arkadaşlar? Bunun tersi. Yani aynanın arkasına doğru gelen ışığı da bu ayna toplayacak. Mutlaka odakla ayna arasından geçecek. Ve geldiği mesafe olan 2 birime göre daha yakından geçecek. Yani o zaman 2 birime gelen ışık ne yapabilir? Daha yakın birden geçebilir. Yani odak şurada bir yerde olabilir. Veya. Peki 2 yolunu izleyebilir mi? 2 birim arkaya gelen 2 birim önden geçmesi için buranın düzlem aynı olması lazım. Bu külliyen ne yapmaz? Olmaz. Yani şu ikinci ışığımız kesinlikle olmayacaktır. Asal eksene paraya gidebilir mi? Hayır. Sonuçta odaktan gelen paralel gidebilir. Sonuçta bu ışığın böyle bir yol izleme ihtimali nedir? Yoktur. Bu da eleyebilirsin. Hangisini kesinlikle izleyemez demiş. O zaman bir dışındaki 2 ve 3'ü kesinlikle ne yapamayacaktır? İzleyemeyecektir. 36. sorumuz. Tümsek aynaya geliyor. Tümsek aynaya gelen ışığı ne yapacaktır arkadaşlar? Tümsek ayna ışığı dağıtacaktır. Işığı dağıttığı için düzlem aynı olsaydı ne olurdu? Ne kadar uzaktan geliyorsa bizim ışığımız aynı uzaklıktan gidiyormuş şekilde giderdi. Ama tümsek bu adam bunu dağıttığından dolayı geldiği mesafeye göre kesinlikle daha yakın bir noktadan gitmek zorunda. Çünkü ışığı ne yapıyor bu tümsek ayna dağıtıyor. A, B'den büyük olmak zorunda. Dolayısıyla burada ışığın geldiği mesafe B ise bunun uzantısı ne yapacaktır? B'ye göre daha küçük olan bir mesafeden, yani A'dan ancak geçecektir. Yani hangi yolu izleyebilir? Yalnızca burada 3'ü izleyebilir.
Sonuçta daha uzak bir mesafeden gitme veya paralel gitme şansı yok tümsekhane. Tümsekhane zaten bütün ışıkları odak line arasından gelecek şekilde ne yapacak? Dağıtacak. Ve cisme göre, yani ışığın geldiği noktaya göre kesinlikle daha yakın bir noktada göndermesi gerekiyor. 37. sorumuz. P ışığı çukur aynı şekilde gibi gönderilmiş. Hangi yolları izleyebilir? Şimdi odak noktası hakkında bir bilgin var mı? Yok. Mesela geldiği nokta, atıyorum, ne olabilir? Odak olabilir. Odaktan gelen ışık ne yapacaktır? Asal eksene paralel gidecektir. Yani 3 yolunu izleyebilir mi? İzleyebilir. Eğer geldiği nokta odaksa izleyebilir. Peki 2 yolunu izleyebilir mi? Yani buradan gelen bizim bu ışığımız, şu P ışığımız şöyle bir yol izleyebilir mi? Niye izleyemesin ki? Atıyorum aynanın normali şurada bir yerdeyse, yani bu aynanın merkezi şöyle bir noktadaysa, yani ben bu ışığı odakla merkez arasına gönderiyorsam ışık merkez dışına gidip 2 ile izleme ihtimali var mı? O da var. Peki bir yolunu izleyebilir mi? Buradan gelen ışığın, arkadaşlar, şu şekilde gelen ışığın bir yolunu izleyebilmesi için, o zaman gelme açısı yansıma açısına eşit olacağı için aynanın normalin şurada olması lazım. Yani aynanın merkez noktası burasıysa, ışık merkezin dışından geliyorsa, şu geçtiği nokta odakla merkez arasıysa biri izleme şansı da var mıdır? Vardır. Yani hangisini izleyebilir? Hepsini izleyebilir. Evet arkadaşlar, kalan sorularımıza devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.